Şimdi biz idafe konusunu devam ediyoruz. Bir de idafe itibariyle özel bazı durumları olan kelimeleri, mesela evvelki derste ya-i mütekellime idafe edilen bazı isimlerin durumu nasıl olacak, bir idafe nedeniyle bir değişiklik oluyor mu, olmuyor mu? Ona devam ediyoruz. Ki o ele aldığımız bağlamda Esma-i Sitte. Esma-i Sitte'den de Eb'ah. Onları söyledik. Dedik Eb'ah de cumhurun görüşü. Eb ve Ah idafe edilince herhangi bir şey olmayacak. Yani bir ilave, yani o mahzuf lamul fe'l geri gelmeyecek. Ebi ahi diyeceğiz. Bu cumhurun görüşü. Ama müberrit yok demişti. O lamul fe'l geri gelecek. Ve dolayısıyla ebiyye, ehiyye diye ne yapıyordu? İdafe ediyordu. Şimdi eb ve ahle ilgili ya-i mütekellime idafe durumlarında husus buydu. Şimdi ise şey geçiyoruz. Ya-i mütekellime idafe edilen esma-i siteden hamhen ve tekulu diyor ey imra'etun kâiletun. Kadın şöyle der. Niye kadın şöyle der diyor. Yani neden tekulu'yu müfred müzekker muhatap sigası olarak almadık? Müfred müennes gâibe olarak kabul ettik. لِاِمْتِنَاءِ اِضَافَةَ الْحَمِ اِلَى الْمُذَكَّرِ. Çünkü ham müzekkere idafe edilmez. Tabii bizim Mardin Arapları يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ. Ondan dolayı bizim Mardin Arapları şeyler için, mesela erkeğin kayınbiraderi olsun, kadının kayınbiraderi olsun, ham kullanırlar. Hamu diyorlar. Özellikle o Kızıltepe Ovası'ndaki şeyler, tat kabileleri bunu kullanıyorlar. Ama orijinal Arapçada ham sadece kadının koca tarafından olan akrabaları. Ve dolayısıyla ham sadece kadına nispet edilir. Yani erkeğe nispet edilmez. Hamu denmez. Bundan dolayı da biz burada tekulu dedik. O tekulu'daki zamir kadına gider. Evet. Hatta hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir erkekle yabancı, erkekle yabancı kadın yalnız kalmasınlar diye bir ifade buyurduğunda sahabeden birisi اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Kadının kocasından olan akrabaları nasıldır? Yani diyelim ki kadının kayınbiraderidir, efendim, kayınamcasıdır, kayındayısıdır vesaire, bunlar nasıldır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Elhamu el mevd. Çok müthiş bir beyan. Asıl ölüm sebebi, yani orada mecazdır ölüm. Yani orada aile içerisindeki enses ilişkileri Cenab-ı Peygamber ölüme benzetmiş. Onun için elhamu el mevd. O felakete sebep olan daha fazla şeydir. Kadının akrabaları. Tabii. Yani mahkemeye gerek yok. Yani zaten hayatı içerisinde görüyoruz. Evet. Yani o Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem elhamu el mevt ifadesi çok. Yani belagat açısından ve konunun ehemmiyeti açısından çok önemlidir. Elhamu el mevt diyor. Evet. Ve tekulu, kadın şöyle der. Hami. Yani tıpkı ebi ve ahide mahzuf lamul fe'l
ya-i mütekellime izafe edildiğinde ham ve hani la mahzuf lamül fiili geri gelmediği gibi hami ve hani de geri gelmez. Hami bakınız. Orada lamül fiil yok ortada. Hani de öyle. Evet. Sahibi değiştir şeyh. Bir aradır mahzuf. Yani o mahzuf olan lamı geri getirmeyeceğiz. Andel idafeti ile ya-i mütekellimi. Ya-i mütekellime idafe edince onu geri getirmeyeceğiz. Ve innemâ fasalahuma an ahi ve ebi. Peki neden bu hani ah ve ebde cumhure göre onlarda da lam-ı fel idafede dönmüyordu. Ahi diyorduk, ebi diyorduk. Hamiyeni de öyle. Öyleyse niye onları ayrı cümlelerle ifade etti? Mesela şöyle denilebilirdi. Ve yuqalu ebi ve ahi ve hami ve hani. Ve niye böyle yapılmadı? Onu anlatırım. Ve innemâ fasalehuma. Ve innemâ fasalehuma. O fasaleyi tahfifle okuyayım. Çünkü fasıl kökündendir. Fassale değil. Tafsil değil yani. Ve innemâ fasalehuma an ahi ve ebi. Neden ham ve ehni eh ve ebden ayırarak yeni bir cümleyle ve tekûlü dedi. لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْمُغَرَّدِ ف۪يهِمَا مَشْهُورِ مَا يُخَارِفُ مَذَبَ الْجُمْهُورِ. Çünkü ham ve hende müberritten cumhurun mezhebine muharif bir şey, yani meşhur rivayete göre bir şey nakledilmemiştir. وَاِنَّ قَلَ عَنْهُ مَعْضُمْ ذَٰلِكَ الْخِلَافَ فِي الْاَسْمَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَاِنْ اُوْاِنْ وَصِّيَدُ. Yani her ne kadar bazıları bu muhalefeti müberritten esma-i arba'a dediğimiz yani eb, eb, ham, hen dördünde de nakletmişlerse de ama o meşhur değildir. O rivayet müberritten gelen o rivayet meşhur olmadığı için, zayıf olduğu için Musannif İbn-i Hacib ona iltifat etmemiş ve dolayısıyla eh ve ebi ayrı bir cümleyle müberredin işareti için ve hamvani ayrı bir cümleyle zikretti. Maruf ifenin femde hale idafeti ile yani esma-i siteden dördü geçti. Fem kaldı bir de zuh. İşte diyor fem hare idafeti ile ya-i mütekellimi onu ya-i mütekellime idafe ettiğimizde ne diyeceğiz? Fiyye diyeceğiz. Fiyye. Ağzım. Çünkü biliyorsunuz arkadaş femin aslı fevehundur. Fevehun. Yani bu mim tamamen eğilti bir harf olarak gelmiş. Mim kelimenin bir harfi değil. Yani onu hani biliyorsunuz her kelimede üç aslı var ya faul şey, aynul şey, lamul şey. İşte onlardan biri değil. Ya femin fası faul şeyidir. Aynul şeyli vavdur. Lamul şeyli hadir. Fevahu. Ancak idafes şeyde günlük kullanımda kelimenin bu orijinal yapısı kullanılmıyor. Ya fem kullanılıyor. Femin mesela. Vesaire. Ve ya-i mütekellime şey ya-i mütekellim diyorum. Ya-i mütekellimin dışında isimleri idafe edildiğinde de o aynı şeyi geriye geliyor. Fu fa'u fihi deniliyor. Tabi bunu aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem bu vav şey fevahun günlük kullanımda kullanılmıyor. Sadece bazen vav geliyor. Peki nereden bunun aslının fevahun olduğunu bildik? Bu yani çok absürt bir şey değil mi? Yok diyorlar Araplar yani dilciler. Diyorlar ki biz
kelimenin aslının bu olduğunu gösteren bazı iştikaklar var. Mesela tefavvaha bi keda ve fevvaha bi keda. Buna benzer bir takım iştikakların kullanımı kelimenin aslının bu olduğunu gösteriyor. Mecburen biz de onu bilgi olarak bileceğiz. Evet. Peki ve yukarı fi femin hale idafeti ila el mütekellimi. O femin ya el mütekellime idafe edildiğinde ne diyeceğiz? Fiyye. Bir reddi vel kalbi vel idgam. Ne demek? Bir reddi vel kalbi vel idgam. Yani bi reddil aynil mahzufeti. O mahzuf olan aynı şey vavdu. Bunu geri getirdik. Sonra vel kalbi, o hazf olup da geri getirdiğimiz vavı yaya kalbettik. En sonra vel idgami, o yayı mütekellim yasına devam ettik. Fiyye oldu. Yani fiyyenin aslı femun, li. Femun li. İdafe ettiğimizde o lam gider, temmin gider, mim gider. Bu aslı harf olan vav gelir. Fuya olur. Fuya. İctema'til vav vel ya fi kelimetin vahidetin vel ula minuma sakinetun gulibetu vav ya en fuyiye oldu. Fuyiye. Yani vav ya çevirdik. Fuyiye. Sonra ya'yı ya'ya devam ettik. Fuyiye oldu. O mudgam olan ya sakindir biliyorsunuz. İki harf yan yana geldiğinde dam yapabilmemiz için birinci harf daima sakin olması lazım. Yani dam dediğimiz iki harfi bir harf gibi telaffuz etmek. İşte dolayısıyla bu birinci vav'dan munkalip olan birinci ya sakindir. Ya sakin makabili madmum olmaz. Madmum olursa o sakin yanın vav'a dönüşmesi lazım. Zaten biz vav'dan getirmiştik. Dolayısıyla onu önlemek için o fa'nın dammesini ya'ya şey kesireye çeviriyoruz. Fiyye oluyor. Fiyye yani benim ağzım. İşte diyor bu fiyye kullanımı fil ekseri. Fil ekseri muvaridi istamalat değil. Arapların istemal yerlerinin çoğunda yani en çok kullandıkları budur. Ama وَفَمِ فِي بَعْضِهَا وَفَمِ فِيَّ عَطَفْتَ bazılarında da o güncel kullanımı olan femi kullananı idafe halinde de o işlemleri yapmıyorlar. Yani geri vavi getirmek, vaviye dönüştürmek buna bir lüzum olmadan direkt femiye idafe ederek femi diyenler de var. İbqa'en lil mimil muavvadi. İbqa'en lil mimi, o yanlıştı. Lil mimil muavvadi anil vavi. O vavdan ivad olan mimi, yani o mim, tabi onu söylemedik, vavun yerine gelmişti. O mimi yerinde bırakıyoruz ve femi diyoruz. İbqa'en lil mimil muavvadi anil vavi inde kat'i anil idafeti. Yani onu idafeden kat ettiğimizde, yani idafesiz geldiğinde onun aynül fe'li vavdu ya. O aynül fe'lin yerine bir mim kullanıyorduk. Femun diyorduk. İşte o mimi idafe halinde de bırakarak femi diyenler vardı. Peki. İza evet. Sayfayı değiştir şey. وَإِذَا قُطِعَتْ هَذِ الْاَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ عَنِ الْاِضَافَةِ şimdiye kadar saydığımız bu beş isim. Yani اَبْ اَخْ حَمْ هَمْ فَمْ bu beş isim. Bunlar idafeden kesildiği zaman yani idafesiz geldiklerinde nasıl telaffuz edilirler? قِيلَ اَخُنْ وَاَبُنْ وَحَمُنْ وَاَنُنْ وَفَمْ yani dikkat edin. İlk dördünde lam-ül fe'l hasf edilmiştir. İlk dördü yani çünkü ehnas, ehevun, ebevun, hamevun, henevun.
Femde ise aynul fe'l hasf olmuş, mim aynul fe'lin yerine gelmiştir. Yani mim aslı değil ama hamin mimi aslıdır. Bu da bil harekat selafi. Üç harekeyle. Yani femun, femun, fumun, fimun. Bu bil harekat selasi femin kaydıdır. Femun, fumun, fimun. Velakinne fethal fâ'i afsahu minhuma. Yalnız fâ'nın fethi, femun, damme ve kesreden daha sıfasıhtır. Fimunden, fumunden. Ve câ'a hamun mislu yedin. Bazen ham, tabi bu arkadaşlar, şimdi Musa Müfür bu anlattıkları, buna istifradi bilgi diyor. Nasıl yani? Yani şimdi bizim konumuz idafedir. Ve bu dört ismin, beş ismin idafe halini söyledi. E bunlar nedir? Bunlar idafeyle alakası yok. Ama yani madem bu Esma-i Kimse gündeme gelmiştir, haydi onunla ilgili diğer bazı bilgiler de yer verelim. İşte buna istifradi bilgi diyoruz. Evet. وَجَاءَ حَمُنْ مِسْلُ يَدٍ حَمُنْ يَدْيِنِ. Nasıl? Yani nasıl ki yed? Namun fiili nesiyen, mensiyen hasf oluyor. Ve idafeli, idafesiz her yerde yed kullanıyoruz. يَدُكَ يَدَكَ يَدِي هَذَا يَدُمْ وَسَعَذِهِ يَدُمْ vesaire. Ham da onun gibi yani idafe şey, onun gibi mahzuf olan namul fiil nesyen mensyen kabul edilerek idafe halinde de geri getirmemek. Yukar ada hamun ev hamuki ve raitu hamen ev hamaki umertu bi hamin ev hamaki. Yani ham yed gibi olduğunda nasıl olacak? Yani yed gibi olduğunda nasıl ki yed lam-ı fiili nesyen mensiyen hasf edildiği için i'rabı aynül fiilin üzerine dahil oluyor. Mesela diyorsunuz ki hâzihi yeduke ve ra'aytu yedeke ve nazartu ila yedike. Buralarda yed nasıl kullanılıyor? Lam-ı fiili nesyen, mensiyen has olduğu için harekeler aynül fiil olan orta hal. Yani dalin üzerine dahil oluyor. İşte bazıları hamide aynen onun gibi okumuş. Ve dün mesela hâlâ hamuki. Bazı marfura rıdamayla. Evet. Ra'aytu hamaki. Meftuh. Merertu bihamiki. Fekalu hâzâ hamun ev hamuki ve ra'aytu haman ev hamaki ve mertu bihamin ev hamiki. Ve mislu khab'in. Bazıları bu hami khab'i gibi de. Yani lamul fiili olan vavi hemzeye dönüştürerek veya aslı hemzeyle okuyarak. Fekalu هذا حمء أو حمأك ورأيت حمأ أو حمأك ومررت بحمء أو حمئك. Bu da bir lehçedir hamda. İki, üç ve mislu delvin. Bazıları hamid delv gibi. Yani bazı Arap lehçeleri. Feyukal yani da delv gibi. Yani şube sahih. Lam fiili vav sabit. Makabili sakit. فيقال هذا حمو أو حموك ورأيت حموا أو حموك ومرت بحمو أو حموك. بوج دوت ومثل عصام الألف. Bazıları bu hami maksur olarak tıpkı asa gibi, nasıl ki asa maksur ve sonunda elif olduğu için İrab-ı harekat-i takdiriye ile olduğu gibi hamide öyle okuyanlar var. Fevkalu hâzâ hamen. Bak, hâzâ hamen. Yani çünkü maksur
biliyorsunuz sonunda elif, elif sakindir. Bu sonunda sakin olan elif muarap olunca haliyle tenvinli olacak. Tenvin de sakin. Tenvin sakin, elif sakin. Birisi hasfetmemiz lazım. Tenvin sahih olduğu için hasfedemeyiz. Elif'i hasfediyoruz. Onun için hâzâ hemen. Tamam. Aslı hamar. İtikal sahibi tenvinle elif arasında geldiğinden dolayı elif'i hasfetmişiz. Hâzâ hemen. Ve hamâki. Bakınız. İdafeyle tenvin olmadığından elif gelmiştir. Ve râitu hemen. Ve hamâki. Ve mertu bi hemen. Ve hamâki. Yani üçünde de hama çünkü mahsurdur. Sonunda elif var. Elif de harekeyi kabul etmediği için Rabbi nasıl olur? Hamanın Rabbi takdiri olur. Evet. Mutlaka. Bu mutlaka asanın veya hamin bu isimler gibi olması ey cevazu hamin misli hazil esma'il arba'ati yani hamin bir yed gibi, sab gibi, delu gibi, asa gibi. Bu dört isim gibi kullanılması mutlaka mutlaktır. Gayru mukayyedin bihalil ifradi evl idafeti. İfrad veya idafe haline bağlı değil. İfrad ne demek burada? Efendim? İdafesiz. İdafesiz. İfrad idafesiz demek. Bel teci'u hâzihil vücûh fîhî belki bu vecihler hamâde gelir fî kullin min hâleteyl ifrâdi vel idâfeti. Ki zaten şârihan verdiği örneklerde de hem idâfetsizlik hem idâfeden örnek verdiği. Ve câ'a ham bitti. Şimdi henle ilgili ve câ'a henun mislu yedin mutlaka. Hem de yed gibi mutlak yani her türlü vaziyette ister ifrad ister idafa. Feyukalu hâzâ henun ve râitu hen ve mertu bihenin ve hâzâ henuka ve râitu heneke ve mertu bihenike. Ki bu buna nakıs lügatı diyorlar. Henden nakıs itmamdan daha meşhur. Yani onun mankus okunması aynı lam-ı fiilini geri getirmemek şeyden itmamda daha meşhurdur. Hatta bu daha meşhur olduğu için mesela Ecrumiye'nin sahibi gibi bazı alimler Esma-i Hemse diyorlar. Çünkü hani ne yapmıyorlar? Saymıyorlar. Ve kasruha min nasihin meşhurin şey Malik de rahimeullah buna işaret ediyor. Evet. Peki. Esma-i Sitte'den elimizde zu kaldı. Beş tanesini söyledik. Diyor ve zu zu'ya gelince la yudafu ila mugmarin. O damire idafe edilmediği için onun ya'ya idafesi söz konusu değil. Çünkü ya nedir? Niye ya'ya idafe edilmiyor? O da damirde. Yani uyuyorsunuz değil mi? Evet. Ve zû lâ yudâfı ilâ mudmarin. Zû damire idafe edilmez. Dolayısıyla ya'ya da idafe edilmez. Çünkü ya da damirdir. Niye damire idafe edilmez? لِأَنَّهُ وُضِعَ وُسْلَةً اِلَنْ vasfı bir esma'il cins ecnaz. Çünkü bu zu bir bağlaç olarak yolda edilmiş. Nasıl bir bağlaç olarak? Yani ismi cinsleri başka bir şeye sıfet edebilmemize yardımcı olması için zu gelmiş. Mesela örneğin siz adam ilim sahibidir demek istiyorsunuz.
onu ilimle nitelemek istiyorsunuz. İlim kelimesi canip olarak sıfat olmaz. Ne getiriyorsunuz başına? Zu getiriyorsunuz. Câni radûlû zû ilmi. Veya mesela mal. Veya toprak, turap. Mesela. Turap tek başına sıfat olmaz. Ama onu sıfat yapmak istiyorsunuz. O zaman câ'a racûlû zû turabin diyorsunuz. Dolayısıyla biz bu zû ile ne yapıyoruz? İsmi cinsleri başkasına sıfat ediyoruz. Zû bunun için o da edilmiş. Halbuki o damir öyleyse bir ismi cins. Damir de ismi cins değil. Öyleyse bu zû ismi cins olmayan damire idafe edilmez. Ama وَقَدْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ عَلَى السَّبِيرِ الشُّزُوزِ bazen şaz olarak, yani kural dışı olarak ona idafe edilmiştir. كَقَوْلِ الشَّعَرِ Şair şöyle diyor, اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ لَوُوهُ bak, diyor, اِنَّمَا يَعْرِفُ ancak tanır. Kimi tanır? ذَا الْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan fazilet sahiplerini kim tanır? Levu fazilet sahipleri. Yani asil insan asil insanı tanır. İşte levuhu haye ilafe edilmişti. Bu kuraldır, şazdır. Velev kide eğer la yudaf ila mudmarın deseydi la yudaf ila mudmarın yerine la yudaf ila gayri ismil cins deseydi lekâne eşmele. Daha kuşatıcı bir ifade olurdu. Çünkü vücu sadece damire değil. Mesela aleme de ilafe edilmez. İsmi işare de ilafe edilmez. Dolayısıyla la yudaf ila gayri ismil cins deseydi daha kuşatıcı bir ifade olurdu. Ve keennehu khassal mudmara bil zikri. Sanki diyor musannif, niye o zaman madem o daha kuşatıcı olurdu, niye la yulafu ila mudmarin diye hususi bir ifade kullandı? لِأَنَّهُ كَانَ لِبَعْضِ تِلْكَ اَسْمَاءِ حُكُمْ خَاسٌ اِنْدَ اِضَافَةِ اِلَى الْمُتَكَلِّمِ çünkü o esma-i siteden bazılarının ya-i mütekellime idafe edilince hususi hükümleri oluyordu. Dolayısıyla fenefe idafetu ile mudmari mutlaka nefken li ihtisasi bi hukmun khasın bi itibari idafeti ileyhi. Dolayısıyla onun damire idafesini nefyetti. Damire idafesini nefyetti, yani damire idafe edilmez dedi. Ta ki bu böylelikle bu zunun damire idafe itiydi. İdafe edilmesi cihetiyle hususi bir hükmünün olmadığını göstermek için. Yani bu zuhu damire idafe edilmekle has bir hükme sahip olmadığını net bir şekilde beyan etmek için ve zula yudaf ile mudmarın dediği. Yoksa aslında وَلَا يُضَافُ اِلَى غَيْرِ اِسْمِ الْجِنْسِ deseydi daha uygun olurdu. Evet. وَلَا يُقْتَهُ اِذُ عَنِ الْاِضَافَةِ ذُ idafeden kesilmez. Yani ne demek? Yani idafesiz gelmez. Hani isimler idafetibariyle iki ayırıyor. Yani bir kısmı caiz-i idafa, bir kısmı mümteni-i idafa. Tabi caizeyi de farklı bir anlamda kullanarak ise aslında o yönüyle üç dememiz daha uygun belki anlaşılması için. İsimler ya lazım-i idafedir, ya mümteni-i idafedir, ya caiz-i idafedir. Bu zu hangisidir? Lazım-i idafedir. Çünkü niye? لِأَنَّ جَعَلَهُ غُسْلَةً اِلَى اَسْمَاءِ الْاَجْنَاسِ çünkü onun ismi cinsle
ismi cinsleri sıfat yapmaya vasıta kılınması neyse illa bir ibafeti ile. Bu ancak uzunun o cins isimlere ibafe edilmesiyle ne yapabiliyoruz? O cins isimleri sıfat yapabiliyoruz. Bu nedenle uzunun zu lazım-ı ilafedir. İlafenin dışında yani munkatı o anil ilafe ona kullanılmaz. Mesela örneğin iz, iza gibi bunlar da lazım-ı ilafe olduğu gibi bu zu de lazım-ı ilafedir. Mesela bab gibi değil. Bab ilafeli, ilafesiz gelir serbesttir. Ama zu daima ilafeli olması zorunludur. Evet arkadaşlar. Konumuz bitti. Yani marfuat, mansubat, mecburat. Allah lütfetti. Allah'ın keremiyle bitti. Biz yarın inşallah devam eden başlayacağız. Bunlar tabii bu üçü marfuat, mansubat, mecburat. Bunlar asli olanlar. Yani asli marfuat, asli mansubat, asli mecburat. Bu bitti ve o marfuat, mansubat, mecrurat onlar yani aslı olan marfuat, mansubat, mecrurat buna unutmayın arkadaşlar standarttırlar. Yani mesela aslı marfu kaç tane demiştik? 8 tane demiştik. Bu 8 tane marfu isim standarttır. Yani mesela fail, mübteda, haber, kânenin ismi, ma velanın ismi, la inafşakun cissenin haberi, innenin haberi. Bunlar standarttır. Her yerde. Nereye giderseniz gidin. Bunlar daima marfu. Ve bunlar asli marfu'lardır. Mesela mansubat 12 tane demiştik. O asli mansubat. O da standarttır. Mecrur da 2'dir. Onlar da standarttır. Tevabi ise değişkendir. Standart değil, değişkendir. Tevabi neyse onun irabını alır. Marfursa marfu, mansursa mansur, mecursa mecur. Hatta her ne kadar tevabeyi isim babında zikretmişse de ama tevabiler isme mahsus değildir. Fiillerde de tabi gelir, cümlelerde de tabi gelir. O yönüyle tabi yani müsennife öyle bir eleştiri yöneltilebilir. Ancak agrebiyetle tevabi genellikle agrebiyetle isimlerden daha fazla geldiği için bu tevabi isim babında zikretti. Yoksa aslında en dakik olan tevabi nerede zikretmektir? Minimum fiil ve harften sonra. Şey, fiil ve isimden sonra. Çünkü fiilden de tevabi geliyor, isimden de tevabi geliyor. Neyse onu yarın biraz daha.